SEOfix'ten herkese selamlar. Ben Tuğba. Bu videomuzda telefon kolayca fabrika ayarlarını nasıl sıfırlanır konusuna değineceğim. Android telefon ayarlar aracılığıyla fabrika ayarlarını sıfırlanabilir ve buna soft reset denir. Telefonun yavaşladığı, uygulamaların zorla kapanmaya başladığı ve genel deneyimin kötüleştiği zamanlar vardır. Fabrika ayarlarını sıfırlama, yani yazılımdan sıfırlama, telefonunuzdaki verileri silerek cihazınızı temizlemenin ve cihazınızı satın aldığınız andaki duruma geri döndürmenin basit bir yoludur. Ayrıca telefonun sistemini güncelledikten sonra fabrika ayarlarını sıfırlama cihazınız için daha iyi olabilir. Daha iyi performans için telefonu her ay sıfırlayabilirsiniz. Fabrika ayarlarını sıfırlama telefon ayarlarından yapılır ve bu yöntem çok popülerdir. Çünkü telefonunu kapatmanız gerekmez. Sizin de telefonunuz zamanla yavaşladıysa sıfırlamak telefonun çalışmasını olumlu etkileyebilir. Peki ne yapmamız gerek? Ne önlemler almamız gerek? Önce sırasıyla gidelim arkadaşlar. Fabrika ayarlarını döndürmeden önce cihazınızdaki tüm hesapları silmenizi öneririz. Bunlar Google hesaplarıdır veya MIUI ile ilgili hesaplardır. Fabrika ayarlarını sıfırlama işlemine devam etmeden önce önemli dosyaların ve bilgilerin yedeğini almalısınız. Şöyle ki dokümanlarda PDF'leriniz olabilir, belgeleriniz olabilir, resimleriniz olabilir. Tüm bunların yedeğini alın ve telefonun en az %70 oranında şarj olması gerekir. Yani bu kurulum esnasında şarjın bitmesine yol açabileceğinden bir de piliniz çok çabuk tükeniyorsa o sırada telefonunuz açılmazsa sıkıntı çıkartır, hiç açılamayabilir. Bu sebeple cihazınız en az %70 civarında şarj durumu olsun. Hatta %100 olsa daha iyi olur. Aksi halde telefonunuz açılmayabilir. Google hesabınızın e-posta adresini ve şifrenizi bildiğinizden emin olun. Çünkü kurulumda Google e-posta adresine ve bunun şifresine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlar ilk adımda şunu demiştim. Fabrika ayarlarını döndürmeden önce cihazdaki tüm hesapları silmenizi öneririz. Şimdi öncelikle hesaplarımızı silelim. Ayarlara dokunuyoruz. Hesaplar ve senkronizasyonu seçiyoruz. Ardından Google'a dokunuyoruz. Burada kayıtlı olan mail hesaplarımızı görebiliriz arkadaşlar. Bir veya birden daha fazla olabilir. Hepsini kaldırmalısınız. Aşağıdaki 3 nokta daha fazla butonuna dokunuyoruz. Açılan pencerede şimdi senkronize et ve hesabı kaldır seçenekleri vardır. Hesabı kaldıra dokunuyoruz. Hesap kaldırılsın mı? Bu hesabı kaldırmak bu hesaba ait tüm mesajları, kişileri ve telefondaki diğer verileri silecektir. Hesabı kaldır butonuna dokunuyoruz. Emin misiniz? Cihazı koruma özellikleri artık çalışmayacak. Tamam butonuna dokunuyoruz. Deseni onaylamamız gerekecek arkadaşlar. Deseni çizelim. Hesap silme işlemimiz tamamlandı. Dediğim gibi Show Me'de hesaplarınız varsa onları da formattan önce kaldırabilirsiniz. Hesabımızı kaldırdıktan sonra artık fabrika ayarlarını sıfırlayabiliriz. Telefondan fabrika ayarlarını sıfırlamak için ayarlara dokunuyoruz. Ardından telefon hakkındayı seçiyoruz. Telefon hakkında menüsünü aşağıya doğru kaydırıyoruz ve fabrika ayarlarını sıfırlayı seçiyoruz. Fabrika ayarlarını sıfırla sayfasında bize hangi öğelerin silineceğini gösteriyor arkadaşlar. Kişiler, fotoğraflar ve videolar, uygulamalar, hesaplar, yedeklemeler, SD kart verisi ve bu cihazdaki diğer öğeler. Yukarıdaki listelenen tüm öğeler kalıcı olarak silinecektir. Devam etmeden önce öğeleri bilgisayarınıza ve Xiaomi Cloud'a yedekleyin. Öğeleri geri yüklemeden önce mobil cihazınızda MIUI Backup All Backup klasörünün olup olmadığını kontrol edin uyarısı var arkadaşlar. Ben yedekleme yapmıyorum. Zaten telefon numaraları yani kişiler Google'un kişiler sayfasında senkronizasyon olduğu için benim böyle bir sıkıntım olmuyor. Fotoğraflar ve videoları da zaten bilgisayarıma kendim aldım. Ama ben bu şekilde Xiaomi Cloud'a yedekleme yapmıyorum. Tercih sizin. Yedekleme yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben yedeklemeyi yapmayacağım için tüm verileri sil butonuna dokunuyorum. Deseni çizmemiz gerekiyor. Önce öğeler yedeklensin mi diye bir pencere açılıyor ve bizi tekrar uyarıyor. Ben fabrika ayarlarını sıfırlaya dokunuyorum. Bir geri sayım sayacı çıkacak arkadaşlar. Bekleyelim.
Sayaç bittikten sonra ileri butonuna dokunuyoruz. Tekrar bir uyarı penceresi çıkacak. Tüm öğelerin bilgisayarınıza yedeklenmiş olduğundan emin olun. Cihazdaki verilerin tamamı sıfırlama işlemi dahilinde silinecektir. Yedeklememiş olduğunuz öğeleri geri yükleyemezsiniz. Tamam butonuna dokunuyoruz. Ve silme işlemi, ya daha doğrusu sıfırlama işlemi başladı arkadaşlar. Bu kısa bir süre sonra bitecektir. Telefon yeniden kendiliğinden açılacak. Hiçbir şekilde telefona müdahale etmiyoruz. Bu aşamaları kendisi atlatmalı. Her zamanki açılışından biraz daha uzun süreceğini unutmayın arkadaşlar. Ve telaşa kapılmayın. MIUI 14 arayüzünü gördükten sonra artık kuruluma başlayabiliriz. OK'a dokunuyoruz. Kurulum ekranına geçtik arkadaşlar. Bu ekranda dili seçiyoruz. Elbette Türkçe'yi seçeceğiz. Ardından bölgeyi seçmemiz gerekiyor. Türkiye olarak seçeceğiz. Klavye Keyboard seçili olarak geliyor. Şartlar ve koşulları kabul edip sağdaki ok tuşuna basıyorum, ileri tuşuna. Bende çift sim kart vardı telefonumda. Şu an her iki kartı da gördü. Çağrılar için varsayılan simi seçmek için birinci simi seçiyorum. Veriler için de simi birinci simi seçiyorum. Yani ikinci simde aslında data paketiniz falan yoksa siz de biri seçin. Ama tam tersi, bendekinin tam tersi ise siz varsayılan olarak ikinci simi kullanıyorsanız çağrılar için 2, veri için de simi 2 seçmelisiniz. Kablosuz ağ bağlantımızı gördü. Burada kablosuz şifremizi yazıyorum. Ardından bağlana dokunuyorum. Ve ileri butonuna dokunuyorum. Telefonunuz hazırlanıyor. Birkaç dakika bu işlem sürebilir. Yeni gelen ekranda uygulamaları ve verileri kopyalayın. Ben kopyalamayı tercih ediyorum. Çünkü sıfır kurulum yapmak istiyorum. Bilgiler kontrol ediliyor. E-posta hesabımızı yazalım. İleri butonuna dokunalım. Ardından şifremizi yazacağız. Ve ileri butonuna dokunacağız. İki adımlı doğrulama benim hesabımda açık olduğu için bu ekran ile karşılaştım. Eğer sizde iki adımlı doğrulama açık değilse bu ekran gelmez. Başka bir yöntem dene diyerek ilerliyorum. Ardından telefon numaralı otomatik doğrulamayı seçiyorum. Ve biraz bekledikten sonra SMS kodu gelecek. SMS kodunu biz yazmıyoruz. Telefon sıfırlandığı için ama sistem onu kendisi görüyor ve okuyor arkadaşlar. Sorun yok. Sonra hoş geldiniz ekranıyla karşılaşıyoruz. Burada kabul ediyorum diyorum ve hesap bilgileri alınıyor. Burada Google hizmetlerinde yedekleme ve depolama ayarları var. Yedekleme ve depolama ayarlarından tercihimizi yapıyoruz. Ben temel cihaz yedeklemesini kapatıyorum. Konum kullan kapatıyorum. Taramaya izin ver kapatıyorum. Kullanım ve teşhis verilerini göndermeyi kapatıyorum. Ve kabul et butonuna dokunuyorum. Yalnızca ekran kilidini seçiyorum. Deseni seçiyorum. Ve şifremi desen kilidini ayarlıyorum arkadaşlar. Desen kilidini çiziyorum. Tekrar bir daha onay istiyor. Çiziyorum. Ve ileri butonuna dokunuyorum. Kuruluma devam edilsin mi? Devam butonuna dokunuyorum. Asistanla ilgili ayarlar var. Yani bunu kabul edeceksiniz ya da atla diyeceksiniz. Bunu daha sonra içeriden de ayarlayabilirsiniz. Atla butonuna dokunuyorum. Başka bir şey var mıydı? İşte e-posta eklemek, metin boyutları, duvar kağıdını değiştirmek, diğer uygulamaları incelemek gibi. Bunlara hayır teşekkürler deyip kuruluma devam ediyorum. Temel ayarlarda konumu kapatıyorum, kullanım teşhis verilerini gönderi kapatıyorum, otomatik sistem güncellemelerini açık bırakıyorum arkadaşlar, kişiselleştirmiş reklamları kapatıyorum, duvar kağıdı döngüsünü kapatıyorum, kullanıcı deneyimi programını kapatıyorum. MIUI Diamond izinleri var arkadaşlar. Bunu açık bırakıyorum. Uygulamalar otomatik güncelle. Bunu da kapatıyorum. Ve ileri butonuna dokunuyorum. MIUI 14 hazırlanıyor diyor. Kurulum tamamlandı.
İleri butonuna dokunuyorum. Evet arkadaşlar, artık telefonumuz açıldı. Güncellemeleri yapmaya başladı. Bildirim ekranında Poco X3 Pro cihazının birkaç adım kaldı kurulama diyor. Dokunalım. Mobil veri için kullanılacak numarayı soruyor bize arkadaşlar. Hangisini kullanmak istiyorsak onu seçiyoruz. Ardından yine verileri kopyalama ekranı gelecek. Kopyalama diyorum. Duvar kağıdı gibi ayarları buradan yapmamız için tekrar bize soruyor. Bunlara da hayır teşekkürler diyorum. Daha sonra bunu cihazın içerisinden kendiniz yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Kurulum tamamlandı arkadaşlar. Geriye kaldı sadece güncellemeleri yapmak. GetAppS'ye dokunuyorum. Sağ üstteki atlı butonuna dokunuyorum. Profilimi seçiyorum. Uygulamaları güncelle, tümünü güncelleye dokunuyorum. Ve yükle butonuna dokunuyorum. Ana ekranımıza geliyorum. Google Play Store'u açıyorum. Profilime dokunuyorum. Uygulamaları ve cihazı yönetini seçiyorum. Uygulamalar güncelleniyor diyor bana. Bu otomatik olarak güncellenen uygulamalar. Dokunuyorum. Bu güncellemelerin bitmesini bekleyebiliriz ya da aşağıda uygulamaların karşısında güncelle butonunu göreceksiniz. Bunlara tekrardan güncelle butonuna dokunarak işlemleri hızlandırabilirsiniz. GetAppS'ye bakalım. Gördüğünüz gibi tüm uygulamalar güncel dedi. Tekrar Google Play Store'a geri dönelim. Tek tek güncelleme demek yerine yukarıdaki tümünü güncelle butonuna da dokunabiliriz arkadaşlar. Bu tümünü güncelle butonu birkaç güncelleme bittikten sonra görünür. Güncelleme yaparken görünmez. Güncellemelerimiz yavaş yavaş bitiyor. Artık hazırsınız. Güncellemeler bitti. Tekrar güncellemeleri denetle diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık hazırsınız diyor. Herhangi bir güncelleme yok. Lakin eski kurduğunuz uygulamaları tekrar yüklemek için Google Play Store'da yükle olmayan uygulamaları seçiyoruz. Ve burada daha önce yüklediğimiz uygulamaları hızlıca bulup işaretleyip sağ üst köşedeki indir butonuna tıklıyoruz. Bu buton hem indirecek hem de uygulamaları telefonunuza yükleyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.